Selamlar ben Gamze. Silah rehberleri serimizin bugünkü misafirlere Battle Pass silahları. Hepsini ayrı ayrı konuşacağız. Başlıyoruz. Serpent Spine, 4 yıldız bir Claymore. 90 seviyesinde R1 haliyle kullanıcısına 510 düz atak ve %27.6 crit rate sağlıyor. Silahın sağladığı pasif Karakter sahada kaldığı her 4 saniyede %6 daha fazla hasar vururken %3 daha fazla hasar alıyor. Bu efekt en fazla 5 yük alabiliyor ve karakter alanı terk ettiği zaman silinmiyor. Sadece hasar aldığı zaman bir yük azalıyor. Serpent Spine oyundaki en iyi Claymore'lardan. Zaten genel olarak oyunda çok fazla Claymore kullanıcımız olmadığı için yani daha doğrusu 5 yıldız çok fazla Claymore karakterimiz olmadığı için düzenli olarak yeni Claymore tipinde silah gelemiyor. O sebeple de şu an bu silahların olduğu konumu da oynatamıyor. Biz Serpent Spine'ı konuşalım. Öncelikle silahın crit rate verişi çok iyi. Genel olarak tüm battle pass silahları için bu geçerli. Oyunda crit rate'in önemli olmadığı az durumlar var. Bu sebeple de crit rate ya da crit damage veren silahlar karakterleri dizmemizi kolaylaştırdığından görmekten hoşlandığımız bir stat. Refinement bir halinde 5 yükü de aldığımızı düşünürsek bu %30 hasar artışı demek ki bu da çok güzel bir artış. Aynı zamanda %15 daha fazla hasar da almamız demek olabilirsiniz. Ama bence bu silah bunun karşılığını gayet güzel veriyor. Karakter alandan gittiği zaman yüklerin sıfırlanmaması ve yalnızca hasar aldığımız zaman yüklerin azalması gerçekten çok güzel. Bu silahı kullanırken dikkat etmemiz gereken şey, kullanan karakteri ilk sıraya koymak. Çünkü evise başladığımızda o karakterimizle durup 5 yükü de alıp dövüşü öyle başlatmayı planlıyoruz. Her andan fayda sağlamak açısından. Onun dışında DPS olsun, sub DPS olsun çoğu Claymore karakterinize vermek isteyeceğiniz bir silah. Çünkü yükü almak için başta sahada olmanızdan başka bir şey talep etmiyor sizden. Hele ki düzenli olarak battle pass alıyorsanız refinement'larıyla sağladığı hasar artışı artarken sizin yediğiniz hasar oranını da azaltıyor. Mis gibi bir silah. Deathmatch'e geçelim. Deathmatch 4 yıldız bir mızrak. 90 seviye refinement 1 halinde kullanıcısına 454 düz atak ve %36.8 crit rate sağlıyor. Silahın özelliği yakında en az 2 düşman olduğu zaman atak ve defans %16 artıyor. Yakında 2'den az düşman olduğu zaman atak %24 artıyor. Deathmatch de çok güzel bir Battle Pass silahı. Crit Rate konusundaki ilk yorumum burada da geçerli. Bir daha hatırlatmayacağım. Diğer silahlarda da geçerli olacak. Silahın istediği koşul çok güzel ve çok rahat. Ebis düşünülünce size her zaman %16 artış sağlıyor. Tek düşman varsa da %24 artışınız oluyor atak olarak. Karışık değil, dümdüz, gayet karşılığını veren bir silah. Üstüne çok konuşmaya gerek de yok. Oyundaki güzel mızraklardan ve Battle Pass'in Serpent Spine ile birlikte en iyi silahı. Duruma göre de hem DPS'inize hem sub DPS'lerinize rahatlıkla verebileceğiniz bir silah. Veritas'ın Tant'a geçmeden önce klasik YouTuber hatırlatması yapmam gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Veritas'ın Hunt 4 yıldız bir yay. 90 seviye refinement bir halinde kullanıcısına 510 düz atak ve %27 nokta artı crit rate veriyor. İsabet halinde normal ve hedef alınarak yapılan saldırılar %50 ihtimalle düşmanları kendine çeken bir hortum oluşturuyor. Bu hortumda 4 saniye boyunca her 0.5 saniyede olacak şekilde kullanıcının atağının %40'ı kadar hasar veriyor. Bu efekt 14 saniyede bir gerçekleşebiliyor. Şimdi bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama şu anda oyunda bulunan ve sahada ana DPS rolünde kullandığımız yay kullanıcılarımızın genel olarak 4 yıldız olarak bile bu yay ile kapışan seçenekleri olduğundan dolayı bu yay genel olarak yalnızca statistik olarak tercih ettiğimiz bir silah. Çünkü pasifi şu an için bizi pek etkilemiyor. Daha doğrusu mesela sahada kullandığımız diye olsun, Yoyimiya olsun bu pasifi kullanabiliyor. Fakat pasifi düşmanları çok toparlamadığı için her şekilde bir animo kullanıcısına ihtiyacımız oluyor. Vridasın Tant Crit Rate verdiğinden karakteri dizmemizi daha fazla rahatlatıyor. Hasarı da yüksek. Fakat dediğim gibi bu karakterlerin çok güzel 4 yıldız seçenekleri olduğundan bu karakterlerimizi güçlendirmek için kendinizi almak zorunda hissedeceğiniz bir yay değil. Elinizdeki 4 yıldızlarınız sıkıntılıysa o ayrı bir mesele tabii. Sub DPS'lerinize de direkt statistik olarak dümdüz verebileceğiniz bir silah. Şu an için durum böyle. İleride ne olur bilemeyiz ama kötü bir yay olduğu düşünülmesin. Sadece sırf bu sebeple diğer Battle Pass silahlarının yanında ortalama kalıyor diyebiliriz. Solar Pearl 4 yıldız bir katalist. 90 seviye Refinement bir halinde kullanıcısına 510 düz atak ve %27.6 crit rate veriyor. Silahımızın sağladığı özellik, isabet eden düz saldırılar element yeteneği ve element burst hasarını 6 saniyeliğine %20 arttırıyor aynı şekilde element nedeni ya da element burst'ün isabeti halinde normal saldırı hasarı 6 saniyeliğine %20 artıyor. Aslında Solar Pearl genel olarak tüm yeteneklerinden fayda sağlayan katalistlerin tercih edebileceği bir silah. Fakat <laughs> oyunda genel olarak DPS kataliz sıkıntımız olduğundan ötürü az karakterin fayda sağlayabileceği bir silah. O sebeple yatırım yaptığınız ya da yapmak istediğiniz bu tarz bir karakteriniz varsa tercih edebilirsiniz elindeki diğer seçeneklerinize göre. Ama Battle Pass silahı olarak biraz geride kalan bir silah diyebiliriz. Ama dediğim gibi bu silahın sıkıntısı değil, katalist oyuncularımızın sıkıntısı. Ve son silahımız The Black Sword. The Black Sword 4 yıldız bir kılıç. 90 seviye refinement bir haliyle kullanıcısına 510 düz atak ve %27.6 crit rate sağlıyor. Pasifinde de normal ve charge saldırıların hasarını %20 arttırıyor. Artı olarak da normal ve charge saldırılar crit vurduğu zaman atan %60'ını HP olarak yeniliyor. Bu efekt 5 saniyede bir gerçekleşebiliyor. Şimdi <laughs> bu silahta şöyle bir durum mevcut. Sahada düz vuruşlarıyla hasar çıkaran kılıç kullanıcılarımızı düşünmemiz lazım catching var mesela. Eğer quick swap bir takımda değilse bu silahtan fayda sağlar. Çünkü catching'in normal bir saldırı zincirinde hem düz hem çarç saldırıda bulunuyoruz zaten. Freeze DPS bir kaya da bu silahı kullanabilir. Fakat bu senaryolarda şu an için genel olarak... Dükkandan alınan Blackleaf Longsword bu silahın gerisinde kalabiliyor da. Özellikle de Freeze takımları için düşünecek olursak mesela Blackleaf Longsword'un bu silahtan daha iyi olabilmesi freeze takımlarında çok crit alışımız ve silahın sağladığı crit rate oranının fazla kalması. Gerçekten ne dertler var arkadaşlar. Böylelikle tüm Battle Pass silahlarını şöyle böyle incelemiş olduk. Umarım ki sizlere yardımcı olabilmişimdir. Verdiğim örnekler olsun, açıklamalarım olsun. Aklınızda şöyle böyle fikirler oluşmuştur. Tekrar hatırlatıyorum videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar dilerim.